Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle Spin Tires oynamaya devam ediyoruz. Spin Tires'ımızın bir sonraki bölümünde yeni garajımızı açmaya çalışacağız. Yapabilirsek de ilk tomruklarımızı taşımaya başlayacağız. İlk odunlarımızı taşımaya başlayacağız. Şimdi isterseniz direkt geçelim oyuna. Çünkü ben çok özledim. Yaklaşık 2 gündür oynayamıyordum. 2 gündür bayağı bir özledim oyunu. Gerçekten direksiyon setiyle çok daha fazla zevk vermeye başladı oyun. Direksiyon setiyle de söylemiştim zaten. İlk videoyla başladım oynamaya. Sadece direksiyon ayarlarını yapmıştım öncesinde. Daha öncesinde direksiyon setine sahip olmama rağmen oyunu denememiştim. Pişman oldum daha sonra denemediğimde. Çünkü oyun gerçekten çok güzel ve direksiyon setine çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak haritamıza bir bakalım. Şöyle bir yol haritamızı da çizelim kendimize. Araçlarımızı açmıştık. Burada açılamayan sadece bir aracımız vardı. O da Tombruk sahasında. Biz önce garajımıza şu aracımızın arkasına garaj puanı olan kayar perdeli Dorsey'i takıp diğer garajı da açmaya çalışalım. Çekicimiz takılı zaten. Kayar perdeli romork takıyorum. Diğer eklentilerim zaten bir önceki oyunumuzda yapmıştık arkadaşlar. Aracım boşta. Çalıştırıyorum. 4x4'ümü ve diff lock'umu direkt açıyorum. El frenini indirdim. Yavaştan yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Frenle iniyorum. Frenden her ayağımı çektiğimde o tuz sesi, havalı frenin sesi çok güzel geliyor arkadaşlar. İkinci viteste inmek istiyorum. Araca hasar vermeden. İkinci viteste iyi gidiyorduk. Sağdan veya soldan gitmeye çalışacağım. Biraz geri geleyim. Çünkü muhtemelen Dorsey şuradaki yüksekliğe takılıyor. Birinci viteste kalkışını yapıyorum. Evet, bu sefer kurtardık. Bir önceki seferde de buradan bu şekilde geçebilirmişiz aslında. Ama biz halatla vinç yardımıyla çekerek çıkmayı tercih ettik. Bundan sonra buradan bu şekilde çıkabiliriz. Garajımın olduğu yeri önceki oyundan hatırlıyoruz zaten arkadaşlar. O yüzden haritadan işaretleme yapmadan direkt garajın olduğu yere doğru. Ve biraz hızlı gireyim. Ne kadar hızlı girersem o kadar iyi benim için. Niye çekeceğim? Yine debriyaja tam basmadığım için orada bir hasar oluştu. 6 hasar puanı. Sanırım güneş de batmak üzere. Gece olmadan diğer garajı açarsak bizim için çok iyi olacak. İkinci viteste şu an gayet iyi gidiyor araç. Henüz takılma eğilimi göstermedi hiçbir yerde. Şu kuru, soldaki kuru tarafa doğru çıkarsam araç biraz daha rahat ilerler.
Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Araç çok güzel çekiyor. Tabii araçlar bu kadar da sınırlı değil. İlerleyen bölümlerde farklı haritalara geçtiğimizde daha ne araçlar var arkadaşlar. Ne kadar güzel araçlar var. Böyle belden kırmalı traktörler falan. Çok güzel oyunda. Ben klavye ile oynamıştım diğer bölümlerde. Fakat şu an o belden kırmalı traktörü falan direksiyon setiyle çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani o haritalara gelmek için sabırsızlanıyorum şu anda. Aracımıza geldik. Çok güzel bir şekilde park edelim aracımızı. Yükü boşalt diyorum. Arkadan bakalım. Yeni garajımız açıldı. Şimdi arkadaşlar, buradaki kör noktayı bu garajdaki, affedersiniz, nereye koyduk bu aracı? Diğer aracımız neredeydi bizim? Yok, bu değil. Buradayım. Elektrikli sürücünün hortumu düştü. Korktum bir an arkadaşlar. Neyse. Bu araçla devam edeceğiz arkadaşlar. Küçük bir panik anından sonra. Buradan soldan devam edelim. Buradan gitmemiz gerekiyor galiba. Tekrar devam edeyim. Yok, tam tersi yöne döneceğim. Asfalt çıktıktan sonra 4x4'ümü şeyimi kapatayım. Bir transfer. Burada bir saniye duralım. Hemen rotamızı ayarlayalım. Bu taraftan doğru gidebiliriz. Şu aradan doğru girelim arkadaşlar. Bu aradan doğru girip devam edersek güzel bir yola benziyor orası. Bir dönüşe geçiyorum direkt. Araba şey yapıyor yani, gidiyor. 3'ten de 5'e geçtim. Diferansiyel bildim ben, 4x4'üm kapalı şu anda. Tam gaz. Devam edelim. Bizim garajın önündeki o girişten biraz daha ileri gideceğim. Oradan doğru gideceğim. Çok güzel zıpladı araç. Yalnız hasar almamam iyi oldu. Biraz hasarımız var gerçi. 367 hasarlı şu an araç. O yüzden biraz güç kaybediyor. Burayı geçeceğim. Şuradan girmem gerekiyor galiba. Haritadan bakalım. Evet, doğru. Şu an diferansiyel kilidim ve 4x4'üm kapalı olmasına rağmen ilerliyor araç. Güzel gidiyor. Ama burada kalacak sanırım. Kalmadı hala. Bakalım nereye kadar gidecek? Merak ettim. Aa,
arka sol lastikten böyle duman çıkıyor patinajdan dolayı. En azından diferansiyel kilidini kapatabilirim. Diferansiyel kilidim, affedersiniz, açık olursa en azından arka lastikler kilitlenmiş olur. Biraz daha rahat ederim. Simülasyon modunda eğer klavye ve mouse ile oynayacaksanız arkadaşlar sizden şey istiyor. Vitesleri kendinizin atmasını istiyor. Klavye ve mouse da tabi bu mümkün olmuyor. Birinci viteste de çıkmıyor. O yüzden 4x4 alacağım arkadaşlar. Klavye ve mouse da vitesi sizin atmanız mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden simülasyon modunda klavye ve mouse ile oynamak güzel olmuyor. Çok zorlayıcı oluyor. O şekilde de bazı haritaları tamamladım fakat çok uzun vaktimi aldı ve çok zorlayıcı olduydu. Ama direksiyon setiyle gerçekten oyun çok daha farklı oluyormuş. Bunu görmüş oldum arkadaşlar. Burada biraz duracağım. Şöyle çekeyim. Kör nokta hafif sağımızda kalıyor. Şuradan doğru gitsem olur mu? Yok, hiç riske girmeyelim. Buradan aşağı inelim. Sonra şuradan da sağa girelim. Fakat burada da taşlar, kayalar maşallah bayağı bolmuş. Aracımız üstesinden geliyor. Şimdi şuradan aralardan doğru gitmeye çalışacağım. Evet. Son kör noktamızı da açtık arkadaşlar. Haritamdan bakıyorum. Evet. Son kör noktamızı da açtığımıza göre şimdi şu aracımıza yakıt alanından yakıt alıp burada başka araç yok. Şimdi bu aracımızı tomruk taşıyabilecek şekilde modifiye etmemiz gerekiyor. Buradan yedek lastiği kaldıralım. Kurulu olan her şeyi önce bir kaldırıyorum arkadaşlar. Çekiciyi kaldır. Vinç monte edilmiş kasa. Evet, bir vinçe ihtiyacımız olacak. Kereste taşıma kasası. Şimdi en iyi kombinasyonu kurmaya çalışıyorum. Biz vinç monte edilmiş kasayı alacağız. 2 puanlık yük taşıyabiliyoruz. Arkasına peki şey takabiliyor muyum? Ona bir bakacağım. Arkasına bir tane daha ek taşıma takabilirsem. Evet, onu taktığımız zaman diğer hiçbir şeyi kullanamıyoruz. Vinç monte edilmiş kasamızla bu araçla taşıyacağız. Pardon. Şimdi tamam. İlk olarak yakıt alanına gideceğim. Geç. Şuradan doğru gitsin. Daha rahat olur sanki. Yakıt alanından sonra tomruk sahasına doğru devam edeceğim. Buradaki tomruk sahasından buraya taşıyacağım.
Ben açık. Tabii arkaya tomruklar yüklenince araç biraz daha dengesiz bir hale gelecek ve daha ağır olacak. Ağır olması nedeniyle de bu kadar rahat ilerleyemeyeceğiz. Daha çok batmaya başlayacak. Ama tabii bu oyunun zevkini artıracak. Daha zevkli bir hale gelecek. Gerçi garajın oraya bir yakıt tankeri koymuştuk fakat yakıt tankeri işimize yarayacağı için hemen ondan tüketim yapmadan buradan biraz tüketim sağlayacağım. Burada zaten sınırsız oluyor. Ama 1200 litre koyabildik. 1200 litre çokmuş gibi geliyor ama arkadaşlar oyunda araçlar gerçekten çok yakıt yiyor. Şu an çamurda dördüncü viteste gidiyorum. Bakalım dördüncü viteste nereye kadar gidebilecek? Aracı zorlamadan dördüncü viteste götürmeye çalışacağım. Stop ettirmeden. Şu an çok iyi gidiyor dördüncü viteste. Çok da zorlanmıyor yani. Dokuz litre yapıyor şu an dakikada arkadaşlar. Burada kaldık. Dakikada 29 litre, 10 litreye düştü şimdi. 3'te 2 oranında azaldı. Yani diferansiyel bildiğimi 4 çarpı 4'ümü kapatıyorum derken yine bir vites hatası yaptık ve hasar verdik aracımıza. Hafif bir hasar aldı. 6 hasar puanı. Tomruk sahasına doğru gidiyorum arkadaşlar. Sağ olsun orada. Lütfen sevdiğimde 4x4'ümü açıyorum. Düzgün bir şekilde park edeceğim. Şöyle bakalım.
Daha şimdi geldik işin zor kısmına. Kontrolünü çekiyorum. Aracım boşta. Dört, beş, altı, yedi. Arka ayaklarını indirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bincimizi de açtık. Şimdi binç kamerasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, çok özür diliyorum. Tuşlarla ilgili hatırlayamadığım tuşlar oldu. Vinci kullanmayı hatırladım fakat kıskacı çevirme, kendi ekseni etrafında çevirmeyi bir türlü bulamadıydım. Sonra keşfettim. Şimdi ilk tomruğumuzu yüklemeye başlayalım arkadaşlar. Biraz kendimize doğru çekelim. Buradan. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Tuşlarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Vinci hareket ettirme tuşlarını buldum. Fakat yani hatırladım. Fakat vinç kıskacını kendi ekseni etrafında çevirebileceğim tuşu hatırlayamadıydım. Onu hatırlamaya çalıştım. Videonun o kesilen kısmında. Sonra tekrardan hatırladım. Şimdi yükleme işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. İki tane aldım. Şöyle orta kısma getiriyorum. Thank you.
Şimdi yükleme yapıp yapamayacağıma bakıyorum arkadaşlar. Evet, yükleme yapmak için hazır dedi. Yükümüzü aldık. Şimdi tekrar kameramı düzeltip haritadan ilk hedef noktamızı belirleyelim. Burası yakın bir hedef noktası. Önce isterseniz bu hedef noktasına doğru gideriz. Fakat videonun çok fazla uzun olmaması için oraya almış olduğumuz yükümüzü bir sonraki bölümde bırakacağız. Bakalım bu kadar yükle, bu kadar ağırlıkla ve bu kadar dengesiz bir şekilde yük arttıkça tabii ki denge de azalıyor. Nedeni ise şu. Engebeli araziye girdiğinizde yukarıdaki yükler aracın dengesini bozuyor. Bakalım sonraki bölümde ne olacak? Nasıl bir tepki verecek araç bu yüke? Devirmeden aracı götürebileceğiz mi hedef sahasına? İşte hedef noktaya ulaştırabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar bunu. Bugünlük spin tarihi oyunumuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the